Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman. Arkadaşım Elizabeth bugün bana eşlik ediyor. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk, çok iyiyim. Şimdi kolye yapacağız. Bu aralar ben biraz takıya fazla heveslendim. Ne diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum. Ama o kadar güzel boncuk renkleri var ki, şu renklerin güzelliğine bak, dayanamadım aldım. Bir kolye, bir de şurada küpesini yapmıştım. Onu yapmayı göstereceğim. Şimdi Pırıl 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 diyorlar. çok güzel değil mi? Renkler muhteşem renkler yani. Mutlaka beni al diyor. Şimdi bir tane halka ve içerisine bir tane top koyacağım. Ve tekrar şuradan geçireceğim. Bunu bu konsepte dizeceğim. Şöyle bir açık, bir koyu şu morun güzelliğine bak. Mor rengini bir aralar resmen takmıştım. Her Bir de şeyi bu mor alıyordum. parlak ışıkta görebilsem bunun deliğini koyu renkte zor görünüyor. Sen de takı yapıyor musun hiç? Yok, ben hiç yapmıyorum. Hiç yapmadın mı? Aslında çok kolay. Yani rahatlıkla yapabilirsin. Şöyle küçük magazinler eskiden gazetelerin içinde çıkıyordu. Şimdi pek çıkmıyor. Çünkü kitap halinde şeyler var. Takı kitapları var. Ben hatırlıyorum. Biz işte yurt dışından getirmiştim. İki tane böyle kitabım, bayağı bir kalın böyle. O kadar güzel takılar yapılmış ki yani. Ama bayağı bir işte orada böyle karmaşık karmaşık boncuklarla yapılmış bir şeyler. Ama öyle duruyor öyle yani. Bir kere bile herhalde o zaman aldığımda o kadar hoşuma gitmişti ki yani, kesin yaparım diye. Ama yani istesen yapabilirsin sanıyorum. Uğraşmak gerekiyor, evet. Bunu da bir başka şeklinde görmüştüm. Bu dizaynda bir bilezik. Onlar şeydi. Çok güzel böyle gri tonlarında, hani metal tonunda boncuklar. Aynı böyle yapmışlar. Fakat bilezik yapmışlardı. Onu o boncuklardan bulamadım. Olsaydım onlardan yapmak istiyordum. Bazı hazır şeylerin bulamıyorsun boncuklarını. Dışarıdan direkt getiriyorlar filan herhalde. İstediğiniz gibi böyle değişik değişik herhalde boncukları alıp böyle keyfe göre, zevke göre dizilir. Evet. Öyle denk almışım ki hem kolyeye hem küpe yapmaya denk geldi.
Şimdi kolyemiz hazır. Bütün yapacağımız şey ne kadar uzunlukta yapacağımıza karar vereceğiz. Şöyle mi yapmak istiyoruz? Parıldadınız şimdi. Şöyle şu kadar yapmak istiyorsak ona göre kısaltacağız. Ben şuraya bir düğüm atayım da şu en şeydeki boncuk kaymasın. Böyle ip olduğu için düğüm atmak bayağı şey kolay. Çünkü şey kaymıyor. Boncuklar kaymıyor. Şöyle kestik. Şeyimizin kolyemizin boyunu ayarlamış olduk. Şimdi şurada klipslerim var arkası için. Şu var. Bunun içerisine ipi koyuyorsun ve sıkıştırıyorsun. Bu böyle şunlar satılmıyor. Ben bunları daha çok tercih ediyorum kolyelerde. Çünkü arka tarafa taktığında arkanda şunu takmak çok daha kolay. Hı-hı. Öteki türlü evet. Şeyleri açıp kapamaktan daha daha hoş da gözüküyor aslında. Evet, değil mi? Bir şey bazen çünkü gerçek, şöyle yana falan kayıyor ya zincir. Evet. Mücevher, güzel bir mücevher görünümü. Şimdi şunu yani tabii eğer bu siyah görünmesini istemiyorsak şu küçüklerden buraya kadar da dizebilirdik. Mesela bak şurada ben öyle yapmıştım. Tam enseme gelecek yere boncuk getirmedim. Ama şu yanlarda ip görünmesin diye yukarıya kadar dizmiştim. O şekilde de yapabiliriz. Şöyle. Bunu kapatıyorum ve o şeyi, ipi oraya sıkıştırıyorum. Şurada fazlalık ipi de kesiyorum. Şimdi aynı olması için ölçmemiz gerek ve ona göre arkasını öbür tarafını takacağız. Gene şöyle. Kapatıyoruz. Şu şekilde sıkıştırdık. Ve fazlasını kesiyoruz. Tekrar. Kolyemiz hazır. Şöyle yapayım da. Çok şık oldu değil mi? Renkleri çok güzel. Küpe içinde ben tel kullandım. Şu ince teli kullandım. Telle o boncukları tutturdum. Boncuklarımız dökülmesin. Yine küçük şeyimi aldım. Bir tane boncuktan. Şunu ortaladım. Ve büktüm. Şurayı. Ucu oluyor. Evet, ucu oldu. Şu ucu oldu. Şimdi tel olduğu için biraz daha zor gelecek. Zor şu ortasını geçirmemiz zor olacak ama biraz şey yapacağız. İp kadar tabii ki kolay değil bunu geçirmek. Büküldüğü için. Başardık.
Taşardık. Şöyle yaptık. Hı hı. Bir tane daha boncuk takıp orada bir halka oluşturalım. Şurada şeyimiz var. Küpe aparatımız var. Onu geçireceğiz. Şuraya saracağız bunu. Dolayacağız birkaç kere ki çıkmasın. Kaçmasın. Evet. Sonra fazla şeyi fazla olan teli kestik. Şunu da oraya sıkıştıralım ki kulağımıza batmasın. Küpemiz de hazır. Eğer bu kadar uzun küpe takmak istemezlerse bu yuvarlığa koymayıp sadece küçük ve şu ortadaki boncuk kullanılabilir. Değil mi? Doğru. İsteye kalmış. Evet. Güzel bir takım oluştu. Küpesiyle beraber. Bir kolye takımı oluştu. Elinize sağlık. Sevgili izleyiciler, kısa bir aramız var. Tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Sevgili izleyiciler, biz bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman. Bugün bana eşlik ediyor Elizabeth. Hoş geldin canım. Seninle beraber dua konusunu işliyorduk ve bu ikinci bölümü oluyor duanın. Dua etmenin ne kadar güçlü olduğunu ve hayatımızda ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Şöyle demiştik. Dua Tanrı'nın gücünü harekete geçirir. Hı hı. Bu gerçekten güzel bir cümle diyeyim, ayet diyeyim artık. Çünkü Tanrı bizim her şeyimizi biliyor. Bizimle ilgili her şeyi biliyor. Ama Tanrı bizden duymak istiyor. Yani Tanrı bizden neden duymak istiyor? Bu bizim imanımızı gösteriyor. Değil mi? Çünkü biz eğer ona duayla önüne gelirsek, Tanrı'nın yüceliğini kabul etmiş oluyoruz. Kendimizin de alçaldığını kabul etmiş oluyoruz. Yani ve Tanrı bizim ağzımızdan ihtiyaçlarımızı veya istediğimizi duymak istiyor ki o adım atabilsin. Çünkü biz adım atmadıkça Tanrı hiçbir zaman adım atmayacaktır bizim için. Ancak aynı imanda da bunu söylemiştik. Şüphe olmadan, korku olmadan duayla bir şey Tanrı'dan isteyeceğiz. Ve imanla kabul edeceğiz olduğunu. Evet, olduğuna inanacağız. Değil mi? Olduğuna inanacağız. Ve hiçbir zaman şüphe olmayacak. İnşallahlar, maşallahlarla iş yürümüyor. Amalarla, acabalarla da iş yürümüyor. Çünkü Tanrı bunların hiçbirisine bakmıyor.
Tam tersine geri geri gidiyor. Evet. Tanrı, güçlü Tanrı ve bize verdiği güçle onun da gücünü kabul etmemiz gerekiyor. Aslında dua bir bakıma ihtiyacını gelip evet Tanrı'ya söylüyorsun ve ona inanarak onu yüceltiyorsun. Tabii. İşte yani diyorum bununla ya, Tanrı yüceliyor. Yani onu yüceltiyoruz, kendimizi alçaltmış oluyoruz. Yani Rab sen her şeye muktedir olan, her şeyi yapabilen Tanrısın. Hı hı. Benim sorunum şu, bana nasıl yardım edeceksin? Hı hı. Tanrı bilmiyor mu o sorunumuzu? Hem de nasıl? En noktasına virgülüne kadar biliyor. Bütün detayını biliyor. Ama bizim o sorunu veya o ihtiyacı bildiğimizi ancak o şekilde fark ediyor Tanrı da. Değil mi? Yani bir hata işledim. Tanrı ben bunun içinden çıkmak istiyorum. Burada ne oluyor? Bir hata işlediğimizi kabul etmiş oluyoruz. Değil mi? Yani ben bunun içinden çıkmak istiyorum. Bana yardım et. Ne yapabilirim? O zaman işte ne diyeyim? Kollarımı sıvayayım. Şimdi sana yardıma geliyorum. Aslında her zaman yardıma hazır Tanrı. Ama bizim bir adımla, bir alçak gönüllülükle gelip onun önünde diz çöküp şunu yaptım veya şunu istiyorum Rab. Bana bunu sağlayacak mısın? Bana bunun için yardım edecek misin? Evet. Yani bunu söylemek gerçekten o zaman Tanrı diyor ki işte diyor bak çocuğum ben bunu bekliyorum senden. Ne zaman gelip bana söyleyecektin? Öyle değil mi? Bazen yapıyoruz yapıyoruz kendi çabamızla hiçbir şeyin altından kalkamıyoruz. Sonunda ya Rab neredesin gel yardım et. Ben hep buradaydım çocuğum ama sen hiç bana gelmedin. En son çareyi duada görüyoruz ama tam tersine ilk koşmamız gereken şey dua. Aynen, aynen. İlk koşmamız gereken Tanrı'nın önüne duayla. Evet. Ve onu yücelterek gelmek. Rab sen yücesin, sen büyüksün, sen her şeyi yaparsın. Biliyorum yapamayacağın bunu da hiçbir yaparsın. Şey. Ha? Biliyorum bunu da yaparsın. Bunu da yaparsın ama bu senin isteğinse. Evet. Çok doğru. Değil mi? Ama tabii ki yaptığımız bir hata veya bir tövbe içinde Tanrı'ya gelebiliriz. Ve o zaman Tanrı ne diyor? Yani başımızı okşuyor. Aynı bir annenin veya babanın kendi çocuğunu seni seviyorum, seni affettim ama bir daha yapma dediği hı-hı. gibi Hı-hı. O da aynı şeyi bize söylüyor. Seni seviyorum, seni affediyorum ama artık bu hatayı bir daha yapma. Evet. Tıpkı seveceğim bir baba gibi. Aynen değil mi? Sevgi dolu. Evet, evet. Şeyi okuyabilir misin bana Markos 11, 22'den 26'ya kadar lütfen. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk, denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Bağışlasın. Amin. Yani hiçbir şüphe olmadan dağa çekil dediğin zaman dağa çekilecek. Tabii buradaki doğal sokak yani dünyasal dağlardan bahsetmiyor. Yani dağ derken hani o kayalardan falan oluşan dağlardan değil. Dağlar nedir? Bizim hayatımızda problemlerimiz. Yani problemlerimize yetkiyle çekil önümden, bana mani olamazsın diyebilmeliyiz. Ve yüzeyimizde hiçbir şüphe olmazsa bu olacaktır diyor. Ve kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın. Yani birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizi bağışlasın ve dolayısıyla da duanız yerine gelsin. Aslında demek ki bazı dualarımız da bağışlamamazlıktan dolayı yerine gelmiyor. Tabii, tabii. Yani Tanrı tabii. istemediğinden, onu gerçekleştirmek istemediğinden değil, evet.
bağışlamadığımız için birine. Hı hı. Yani bazı kişilerin Tanrı'dan neden alamadığına da çok açık. Çünkü onlar sormuyorlar. Problemden bahsetmek, şikayet etmek yerine neden dua etmiyorsun diyorlar. Tanrı dua edip ondan isteyenlere, insanlara verir diyor. Yani devamlı şikayet edeceğine Tanrı'nın önüne gideceksin ve alçak gönüllükle yüreğini açıp dua edeceksin ve Tanrı'dan almışsın gibi onu yücelteceksin. Ben pastörün böyle bir vaazında şunu dediğini çok iyi hatırlıyorum. Demişti işte insanlar sürekli problemleri konuşuyor ama biz aslında yapıyoruz problemleri konuşarak Tanrı'nın önüne geliyoruz ve aa Tanrım bak ne büyük bir problemin var görüyor musun diyoruz. Yapmamız gereken tam tersi. Probleme gidip bak ne büyük Tanrım var dememiz gerekiyormuş. Aynen değil mi? Tersi. Evet tam tersi. Tabii yani problemi Tanrı'dan daha yükseğe tutuyoruz. Tanrım şuraya bak ne kadar büyük problemim var. Halbuki duayla o da yıkabiliriz. Çünkü evet problemi ne kadar çok konuşursan o kadar büyür gözünde. Hı hı, evet. Ve o kadar ondan korkarsın, korkmaya başlarsın. O korku artar. Korku ve şüphe de tamamen hı-hı. imansızlık demek oluyor. Değil mi? Ve vaat edileni hı-hı. alamıyoruz. Evet. Matta 7-7-8'de ne diyor? Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Yani kapına misafir geldiği zaman zili çaldığında kusura bakma seni eve almayacağım der misin değil mi? Anca bir satıcı filandır da hani istemiyorsan açmazsın ama beklediğin birisi varsa kapıyı çaldığı zaman açarsın. İki tane çocuklarını her zaman bekliyor. Evet, evet. Bekliyorum diyor, evet. Adım atmanızı hı-hı. bekliyorum. Hı-hı. Ve her zaman kapıyı çalıyorum, bana açın diyor. Yani Tanrı her zaman kapının önünde bekliyor, hazır vaziyette. Şimdi etkili ve ateşli dua nasıl olmalı? Tanrı'yı Tanrı olduğu için övmek, yaptıkları için şükretmek, kendi ihtiyaçlarımız ve başkalarının ihtiyaçları için dua etmek, ruhsal varlığımızı güçlendirip yükseltmesi için dua etmek, bilmeyen dillerle dua etmek, Tanrı'nın varlığında sessizce kalıp onun bize söyleyeceklerini dinlemek. Aynı zamanda başkaları için dua derken sonradan imanlı bir gene kardeş sayesinde öğrendim ki yaşadığımız ülke için dua etmemiz gerekiyor. Ülkeyi yönetenler için dua etmemiz gerekiyor. Tabii. Pastörlerimiz için dua etmemiz gerekiyor. Bu şekilde yani bunu kendi isteklerimizden, bu duaları kendi isteklerimizden önce tutmamız gerekiyor. Hı-hı. Ayrıca İsrail halkı için, Tanrı'nın evet. halkı için dua etmemiz evet, gerekiyor. Evet. Bütün bunları kendi isteklerimizi söylemeden önce duaları yapmamız gerekiyor ve tabii ki kilisemiz kardeşlerimiz için hı-hı. dua etmemiz gerekiyor. Belki çok uzun gibi gözüküyor ama dua etmeye başladığınız zaman hepsi, bazen evet, zaman geliyor. Kavramını unutuyorsunuz. Zaten 4 tane dua çeşidi var. Hı-hı. Yakarma duası, kendi kişisel ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz için dua oluyor bu. Hı-hı. Aracılık duası başkası için dua ediyorsun. Evet, başka kardeşlerimiz evet. için. Adanma duası kendi planlarımızdan vazgeçip yaşamlarımıza Tanrı'nın isteği ve planlarının olması için dua ediyoruz. Ve benim için değil ama benim isteğim değil ama senin isteğin olsun diyoruz. Anlaşma duası da birisiyle birlikte hani el ele veriyorsun. Ben şunun için dua edeceğim. Sen de benimle beraber anlaş, kabul et. Yani iki kişinin gücünün birleşmesi duası oluyor. Bir kişi, bin kişi, iki kişi, 10.000 kişi yine. Aynen öyle oluyor. Yuhanna 14 okuyabilir misin lütfen? Kağıtta yazılıydı istersen oradan oku, bulamazsan. Yuhanna 14.12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak, hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Benden ne dilerseniz benim adıma dilediğinizi baba da
kabul edecektir diyor. Amin. Değil mi? Şimdi ben bir iman duası yapmak istiyorum. Yani kurtuluş duası veya sen de tekrar eder misin? Tabii ki. Rabbi İsa. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni değiştir. Beni değiştir. Beni istediğin kişi yap. Beni istediğin kişi yap. Yüreğimi senin istediğin yürek gibi yap. Yüreğimi senin istediğin yürek gibi yap. Benim Rabbim. Benim Rabbim. Ve kurtarıcım. Ve kurtarıcım. Olarak seni kabul ediyorum. Olarak seni kabul ediyorum. İsa Mesih'in yüce adına. İsa Mesih'in yüce adına. Amin. 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 Hamdolsun. Sevgili izleyiciler, eğer bu duayı tekrar ettiyseniz bize yazın. Siz de İsa'yı kabul etmiş oluyorsunuz yüreğinize ve İsa'yı Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Sizden duymak istiyoruz. Programımızın sonuna geldik. Esen kalın, hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75.